yaşıyorsun. Siyasiler olarak, yönetici olarak Ayva'ya ciddi bir katkı sağlayabilirsin. Şu anda Geyve'deki adım Fatih Erdoğan. Sakarya Geyve'de yaşıyorum. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Ayva yetiştiriyoruz. Ayva bahçelerimiz var. Mücadelemiz %80 ayva üzerine. Geyve'miz, Geyve Belediyesi ayva olarak patentimizi de aldık. Bu sene rekortadan irilik oranı çok güzel. O kaliteyi yakaladık. Memnunuz. Genellikle ayvalarımız bu sene çok güzel. Çiftçi arkadaşlarımızla da itibar halindeyiz. Memnunuz. Suyunu, gübresini, ilacını veriyoruz. Bu sene de hava şartları da yardım etti. Yağışlı gitti. Bu sene kaliteyi yakaladık diyorum Geyve olarak. İyi ayva nasıl anlaşılır? İyi ayva güzel, bakımlı, gübresini, suyunu, ilacını, teklemesini, budamasını yaptıktan sonra çok güzel ayva verimini, kalitesini yakalarız. Vatandaşlar nasıl anlıyor? Zaten tezgahta kendini belli eder. Duble ayva, iri ayva, sarı ayva kendini tezgahta resim gibi sergiler diyorum. Günde demeyelim de bunu haftalık diyoruz. Haftadan haftaya atıyoruz biz. Haftada bir defa öldürücüsünü, iç kurduğunu, pireciğini o türlü sistemik ilaçlarla mücadelesini ediyoruz. Ayvanın faydaları, bir, mideye çok iyi gelir. Mide azımsızlığına. Bir de bir rivayete göre hamile hanımların aşardıkları zaman, ayvayı yedikleri zaman doğacak çocukları çok güzel olacağı söyleniyor. Ayvanın her derde şifa olduğunu biliyoruz. Yurt dışında birçok yere ihraç ediliyor. Rusya, İtalya, Avrupalara, bir dünya ülkelere ihracat oluyor Geyve'den. Aşağı yukarı %80. Evet, %80 oranında ayvalarımız çok güzel. Mücadeleler ediliyor yani çiftçi arkadaşlarımızla. Geyve ilçemiz olarak Türkiye'nin %80 ayva ihtiyacını karşılamaktayız. Bundan da tabii ki gurur duyuyoruz. Evet, Geyve öğremizde ayvamız, bu gösterdiğim ayva birinci sınıf lüks ayva diye geçer.